dinledik. Tabii e, her bölgede bütün spor organizasyonlarına da e, katılmaya gayret ediyor. Hep görüyoruz onu böyle organizasyonlarda e, gençlere de çağrıda bulundu. Tam haftayı konuşuyorduk. İşte e, havalar güzelleşti. <laughs> Sezon bitti ama bir gergin hava hala bitmiş değil. Tabii burada Terim Cengiz Gerginliğine geleceğim. Hafta içinde e, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bir basın toplantısı düzenlemişti hepimizin hala hatırında ifadeleri özellikle Fatih terimle ilgili söyledikleri e, çok ağır ifadeler var devam etmeyeceğim demesinin haricinde e, kendi sağlık problemleriyle bile hani ilişkilendirdi Fatih terimle olan arasındaki gerginliği gerilimi ne cevap verecek derken Fatih terimden e, cevap olmayan ama yine bir e, cevap geldi hatta kendi el, e, el yazısıyla bir Fotoğrafı çekerek hani tamamen kendi beyanı olan bir açıklama yaptı. İsterseniz hemen bir o açıklamayı hatırlayalım, üzerine konuşalım. Ee, sosyal medya hesabından mektubun fotoğrafını paylaştı Terim. Açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağını ilişkin oluşan merakın farkındayım dedi Fatih Terim. Ancak mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemek olacaktır. Bu ifadeleri kullandı terim Mustafa Cengiz'in kendisi ve oyuncularla takımla ilgili söylediklerinin ardından. Hayri Beşer seninle başlayayım. Nasıl takip ettin basın toplantısını? Neler hissettin, ne düşündün? Cengiz'in açıklamalarından sonra terimin cevabına ne diyorsun? A'dan Z'ye dinlemedim basın toplantısını ama önemli bir bölümünü takip ettim. Daha sonra yansımalarını takip ettim. Evet. Ee, aslında Mustafa Cengiz'in yaptığı Sayın Başkan'ın malumun ilanıydı. Bugüne kadar Fatih Terim daha açık bir şekilde yönetimi hedef alan, hatta yönetimi kendisine karşı içerden bir takım tavırlar içerisinde olan bir yapı olarak sunan bir yaklaşım içerisindeydi. Başkan Mustafa Cengiz ve Galatasaray yönetimi ise hani dışarıya karşı her şey yolunda mesajını ya da imajını vermeye özen gösteriyordu. Bu defa Sayın Mustafa Cengiz de o kendine has dili çerçevesinde zaman zaman aşırıya kaçan, zaman zaman da içerisinde kırgınlık ve duygunun yoğun olduğu mesajlar içeren bir açıklama yaptı. Elbette ki başkanın açıklamaları bir yönüyle fazlasıyla eleştiriyi hak eden açıklamalar ve bu yönünde de zaten eleştiriler geldi. Ancak meseleye sadece bir pencereden bakmamakta gerekiyor. Ben yani baştan beri Galatasaray yönetimiyle Fatih Terim arasındaki ilişki de genel kamuoyunun Fatih Terimden yana mevzilenip yani sadece Fatih Terim perspektifinden meseleleri ya da problemleri ele alıp yönetimi adeta ödevini yapmayan bir çocuk mesabesinde gördüğü kanaatindeyim ve bunun da yanlış olduğunu. Düşünüyorum. Başkan da birazcık o hiyerarşik e, gerçeğin yani hiyerarşik durumun da altını çizmeye çalıştı. Sonuçta biz e, burada yöneteniz, başkanız ve bir hiyerarşik mevzu var. Kişiler ve kurumlar arasındaki vurguyu e, gündeme getirdi. Bu konularda haklı olduğunu düşünüyorum. Şunu söyleyeyim yani söylenenler, tartışılanlar bunlar üzerine çok fazla kelam ediliyor. Edeceğiz de. Ama ben dışarıdan bakan birisi olarak e, Sezar'ın hakkının da Sezar'a verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Birincisi Fatih Hoca 4 yıla 2 şampiyonluk sığdırdı. Evet. Son dönemi itibariyle. Bu ciddi bir başarı. Yani bu sezon şampiyonluk kaçmış. Şunlar yaşanmış. Hoca oynatmış, oynatamamış. Bu ayrı bir şey. Ama nihayetinde yani son tahlilde Fatih Hoca'nın hakkını teslim edelim. Fatih Hoca'nın hakkını teslim ederken Fatih Hoca'ya sunulan imkanları da şöyle bakıp bir analiz etmemiz lazım. Yani dünkü programda da dile getirdim. Fatih Terim asgari ücretle evini geçindiren aile reisi muamelesi görüyor adeta. Öyle bir şey yok. Hani Galatasaray yönetimleri ya Mustafa Cengiz öncesi ve Mustafa Cengiz dönemi dahil olmak üzere bence Fatih Hoca'ya son derece kaliteli kadrolar sundular. Ve Galatasaray kadro kalitesi itibariyle bence son 4 yıl içerisinde bir total değerlendirme yaparsak bütün rakiplerinin önündedir. Bir yarım sezon golcüsüz geçirmiştir. Golcü transferi krizi yaşanmıştır. Orada haklılıkları olabilir. Başka pozisyonlarla ilgili haklılıkları olabilir ama her teknik adam için aynı mazeretler söz konusudur. Ama e, hatırlayalım geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın orta saha merkezine 3 tane oyuncu getirilmişti. Seri, Enzonzi, Lemina. Yani üçünün bonservis bedeli transfer markta 70 milyon euroydu. Yani böylesine değerli oyuncuları bu kadroya dahil ettiler. Falcao'yu getirdiler. Falcao bir dünya starı. Şimdi denilebilir ki işte Galatasaray'ın parası çarçur edildi vesaire. İşin o tarafı ayrı bir konu. Kasa meselesi. Ama teknik açıdan bakıldığı zaman e, Fatih Hoca da Falcao'yu kim istemez dedi. Aslında istemiyormuş da istiyormuş gibi görünüyor. Şeklinde yine hocanın penceresinden baktık. İstemiyorsa istemiyorsa Fatih Terim gibi bir karakter pekala ben bu adamı istemiyorum. Samat da istiyorum da diyebilirdi. Yani çok fazla detaylandırmayayım. Ya bu sezon devre arasında liste verdi hoca. Dedi ki şunları şunları istiyorum. Açık isimler soydu. E daha azı mı alındı? Yani Ergin daha azı mı alındı? Yani İrfan Can Fenerbahçe'ye gitti. Onun sebepleri de var. Galatasaray'a gelseydi ne olacaktı? Çok büyük katkımı sunacaktı. Zaten sakatlığından dolayı Fenerbahçe'de İrfan'ın katkısı sınırlıydı. İşte Fernandez'i istemez misiniz? Ya da Mustafa Muhammed'i istemez misiniz? Ya da Yedlin? Ya da siz zaten Fatih Hocam, yani Muslera gibi bir kaleciyle çalışıyorsunuz. İlk dönem Gomis gibi bir golcüyle çalıştınız. Onun gidişi ayrı bir tartışma. Ama nihayetinde Fegulis'i, Belhanda'sı, Galatasaray'ın tepeden tırnağa parlak bir kadrosu var. Bence Fatih Hoca'ya sportif açıdan gerekli imkanlar sunulmuştur. Ama... İçeride neler yapılmıştır onları bilemem. Ayrıca biz şunu konuşmadık. Mustafa Cengiz yönetiminden sonra Galatasaray'da ödemeler yapılmıyor. Yani böyle bir şey oldu mu Galatasaray'da gündeme geldi mi? Hayır gelmedi. Ödemeler yapıldı. Bu kulüp e, transfer masası kapatılan bir kulüp haline de düşmedi. O mali fair play çerçevesinde Galatasaray yönetiminin yaptığı çalışmalar Galatasaray'ı çok ciddi bir krizin eşiğinden aldı. Ve gidilen Şampiyonlar Ligi sayesinde Galatasaray'ın kasasına 2 yılda 70-80 milyon euro gibi bir para girdi. Şimdi bütün bunları görmemiz gerekiyor. Bunları bu yönetim yaptı. Bunları bu yönetim yaparken işte Fatih Hoca ile içeride bir takım krizler yaşamışlar, anlaşamamışlar. Neler olmuş, ne gitmiş bilemiyorum. Ama istifaden iletişim sorumlusunun yaptığı açıklamalara ben dün göz atmıştım. Orada gördüğüm şu, yani tamamen birbirlerini iş, i, idare etmişler. Kimse kimseyi sevmemiş, kimse kimseyle anlaşamamış. Şampiyonluğu bile doğru düzgün kutlayamamışlar. Başkan başka bir telden çalmış, hoca başka bir telden, Abdurrahim Albayrak al başka bir telden. Çok daha yani bize yansıyandan başka derin şeyler var. Ve Fatih Hoca defalarca ikna edilmiş. İstifanın eşiğinden dönmüş. Ee, i̇şte yönetim kurulu toplantılarında konuşulanlar, toplantı bitmeden dışarıya sızmış. Yani bir taraftan bakınca yönetime söyleyebileceğimiz çok şey var. Öbür taraftan bakınca Fatih Hoca'ya söyleyebileceğimiz çok şey var. Ama ben son tahlilde şunu söylemek isterim. Mustafa Cengiz bu işi aşkla ve samimiyetle yaptı. Belki o başkanlık koltuğunu çok sevdi. İnsani bir zaaftır, sevebilir. Hakkını verdikten sonra zaaflar da insana özgü hasletlerdir. O da hoş görülebilir. Ve ciddi de bir sağlık problemi yaşadığı belki, belki belli ve onu da hayat evet. ayakta tutan muhtemel ki Galatasaray sevgisi o başkanlık e, makamında oturuyor olmak. O açıdan yani bütün bunların bence yaşanmaması gerekirdi. Keşke Fatih Terim gibi olgun ve büyük bir kariyerle Mustafa Cengiz gibi beyefendi diyebileceğimiz bir karakter Türk futboluna Başka bir fotoğraf verebilseydiler. Evet şimdi Hayri Beşer özellikle o camianın ikiye bölünmüş e, durumunda biraz da Cengiz'in açısından da bakılabilmesi için bize e, hepsi doğru olan yaşanmış bilgiler verdi aslında hatırlatma yaptı. Güzel de oldu. Evet, aslında sosyal medyaya baktığımızda da yine bu ikiye bölünmüşlüğü görebiliyoruz. Yani Mustafa Cengiz'in tarafından konuya bakanlar da var ki sağlık zaten çok ayrı bir konu olduğunu evet. söylemiyorum bile. Ee, ama eleştirilen çok e, ifadesi var. Sen nasıl bakıyorsun bu gerilime? Özellikle sosyal medyadaki ikiye bölünmüşlük 80'e 20 gibi yani 80'e evet. 90'a oranda Fatih Hoca yanında evet. e, yani küçük bir oranda. Sayın Başkan Mustafa Cengiz tarafında doğaldır yani taraftar biraz sürrealist düşünür biraz sonuç odaklıdır çünkü Fatih Terim Galatasaray için ettiği anlamı ne ifade ettiğini herkes bilir yani o yıldızlardan iki tanesinde imzası olan başarısı olan bir teknik adam.